Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe birlikteyiz. Bugün 23 Kasım 2020. Ne dersiniz? Kanada haber turlarımıza akça aç bülteni diyelim mi? Maple News? Haydi başlayalım. Kanada'da koronavirüs vakalarının sayısı 33.263'ü buldu. Dünyada resmi kayıtlarda yer alan koronavirüs vaka sayısı ise 58.143.122. Peki Kanada ne yapıyor? Cuma günü hem pandemiye yönelik Kanada hükümetinin yeni geçirdiği iş yerlerine yönelik kira yardım yasasını hem de eyalet eyalet alınan yeni önlemleri aktarmıştım. Hafta sonu Kanada'nın en kalabalık şehri Toronto için müthiş bir tempoda adeta bir alışveriş ve hazırlık ile geçti. Çünkü bugün yani 23 Kasım pazartesi itibarıyla Toronto ve Peel bölgelerinde yeni kısıtlamalar başladı. Bu kısıtlamalar şimdilik 28 gün boyunca uygulanacak. Koronavirüsünün iki kuluçka dönemine denk geliyor bu süre. Toronto nüfusunun yaklaşık 2 milyon 800 bin olduğunu, GTA yani Greater Toronto Area'dan değil Toronto merkezden bahsediyorum. Peel'in de yani Mississauga'nın yeni yaklaşık bir buçuk milyonun üstünde olduğunu düşündüğümüzde bir de bu iki merkez ile sürekli yaşam ve ticaret bağı içinde olan nüfusu dikkate aldığımızda yaklaşık 5 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiriyor bu yeni kısıtlama ve uygulamalar. Yasaklara yeni uygulamalara uymayanlar 750 dolarlık bir ceza ile karşı karşıya kalacaklar. Toronto ve Peel'da yeni yasaklı hayat nasıl peki? Ev halkı dışında kimseyle kapalı alanda bir araya gelmemelisiniz. Yalnız yaşayanlar bir başka hane ile temas içinde olabilir, seçecekleri tek bir aile ile ama. Dış mekanlarda buluşmalar 10 kişiyle sınırlı. Restoranlar yalnızca paket ve arabaya servis yapabilecek. İbadethaneler, cenaze ve düğünler hem iç hem de dış mekanda 10 kişiyi bir araya getirebilecek. Spor salonları kapalı. Alışveriş merkezlerindeki cad alıcı noktalardan biri bu ve zaruri ihtiyaç olarak görülmeyen perakende satış noktalarında dükkan içinde satış yapılmayacak. Yalnızca kapı önünden, kaldırım önünden ürünleri alabilirsiniz ya da evinize teslim edilebilir. Kişisel bakıma yönelik hizmetler, kasinolar kapalı. Klinik eğitim haricindeki tüm yüksek öğrenim kurumları bu önemli. secondary Education dediğimiz e, lisenin arkasından gelen bütün eğitim süreçleri, bütün bu kurumlar virtual yani uzaktan eğitime geçiyor. Doktor muayenehaneleri, eczaneler, diş hekimlerinin muayenehaneleri açık. Marketler, gıdaya yönelik tüm alışveriş serbest ve okullar açık. İlk öğretim orta ve lise düzeyinde öğretim Eylül başından beri nasılsa çocuğunuzun okulunda aynen öyle devam ediyor Toronto'da. Ancak hafta sonu yaklaşan tatil döneminin de verdiği alışveriş enerjisiyle birlikte Toronto'da müthiş bir şehir temposu yaşandı. Bu arada Toronto ve Peel haricindeki şehirlerin belediye başkanları, e, bu arada Toronto derken şehirden bahsediyorum ama Peel aslında Mississauga olarak şehir olarak bildiğiniz yer ama bölge ve onun da bir belediye başkanı var. İşte bu iki belediye başkanı dışındaki GTA'deki diğer belediye başkanları. Lütfen alışveriş için bize gelmeyin deyip durdu. Üstüne duyuru üstüne duyuru yaptılar. Elbette GTA'de şehirler arasında seyahat kısıtlaması yok. Yetkililer bu konuda herkesin vicdanı ve aklı ile hareket etmesini istiyor. York bölgesi oldukça yüksek korona vaka sayısına sahip olsa da biz tüm kurallara çok sıkı uyuyoruz diyerek bu yasakların çerçevesinin dışında kalmayı başardı şimdilik. Ama Torontolulara sakın gelmeyin buraya diyor York yetkilileri. GTA gibi bir alanda zaten sınırları iç içe geçmiş olan şeyler arasında bu gidiş gelişleri, bu geçişleri engellemek nasıl mümkün olacak? İşte bu konuda yetkililerin tek umudu bölge sakinlerinin akıl, vicdan ve muhakeme yeteneği. Bir de bugün kayıtlara geçen yeni 1589 covid vakasının caydırıcı olabilmesi ihtimali. British Columbia'ya gidelim. BC'de 19 Kasım'da yürürlüğe giren ve 7 Aralık'a kadar sürecek olan kısıtlamaları hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlarınızı ya da geniş ailenizi eve misafirliğe çağırmayın. Açık havada buluşmalar düzenlemeyin, bu buluşmalara katılmayın. Arka bahçenizde de arkadaş ve geniş aile çevreniz ile bir araya gelmeyin. Çocuklar için oyun buluşması yani playdate'ler ayarlamayın diyor düzenlemeler. Galalar, müzik dinletileri, tiyatro gösterileri yasak. Restoranlarla ilgili yeni bir düzenleme, yeni bir değişiklik var. Masada oturmuyorsanız maske takmanız gerekiyor. Ah ben Kuvrular biliyorsunuz. Masada maksimum 6 kişi olabilirdi. Masadan masaya geçmek yoktu. Şimdi masadan kalkıp tuvalete giderken de maske takmanız gerekecek. Üniversitede okuyan çocuğunuz eve gelebilir, sıkıntı yok. Çocukları okula carpooling yani ortak araç kullanımı ile götürebilirsiniz. Büyük anne büyük babalar torunlarına bakabilirler. İyi. Atlantik kıyısından da yeni bir haber var. 3 Temmuz'da Atlantik eyaletleri bir baloncuk oluşturmuştu. Atlantik Bubble denen bir baloncuk. Kapılarını dışarıya kapatıp içinde hareket serbestisi vermişti bu eyaletler kendileri de. Ancak Yükselen Covid vaka sayıları nedeniyle Newfoundland Labrador'a Labrador'la Prince, Prince Edward Island, Prince Edward Adası en az iki haftalığına Atlantik baloncuğundan ayrılacaklarını açıkladı. Newfoundland Labrador'a ancak zaruri seyahat için giriş çıkış izni verilecek. Seyahat yasağı çarşamba başlıyor. Prince Edward Island'da ise bu gece yarısı devreye giriyor sağlık sistemimizin aşırı yüklenmesi riskini alamayız diyor bu küçük birçokları içinde tatil yeri olan eyalet ve yasağını getiriyor. Şimdi seyahat konusunda çok önemli bir haberi aktarıyorum. Daha önceki bir yayınımda Erayken uygulamasından bahsetmiştim. Kanada'ya girişlerde dünyanın Neresinden geliyor olursanız olun doldurulması gereken bilgilerin yer aldığı bir akıllı telefon uygulaması Arrive Can. Bu uygulamada çok önemli bir değişiklik yapıldı ve uygulamayı haber grafiğimde aşağıdaki yazıda görebiliyorsunuz ismini. Artık Kanada'ya gelirken uçağa binmeden önce bu uygulamadaki bilgileri işlemeniz gerekiyor. Çünkü daha önce uçağa binmeden önce yapmanız gerekli değildi. Ancak şimdi boarding dediğimiz uçağa binişi yapabilmeniz için önceden bu uygulamada gereken bilgileri işlemeniz, iletmeniz gerekiyor. 21 Kasım itibarıyla bu mecburi hale getirildi. Yani Kanada'ya yolculuk yapacak kişilerin telefonlarına Arrival uygulamasını indirmesi ve uçağa bilmeden yani boardingden önce bu uygulamayı kullanması gerekiyor. Kanada ülkeye girecek her kişinin seyahat ve iletişim bilgilerini, karantina planını ve COVID-19 Symptom Self-Assessment dediği kişinin kendi sağlığı ile ilgili vereceği bilgileri talep ediyor bir öz değerlendirme yani. Eğer Erayken'e akıllı telefon uygulaması olarak kullanacaksanız yani app olarak uygulama size 90 günlük bir zaman aralığı veriyor. Uygulamayı indiriyorsunuz ve 90 gün içinde bilgi girebiliyorsunuz. Eğer Erayken'e internet portalı üzerinden kullanacaksanız uygulama size 14 günlük bir bilgi işleme zamanı veriyor. Bilgilerinizi uygulamaya girdiğinizde bir onay belgesi, bir receipt alıyorsunuz. Bunu Kanada sınır polisine göstermeniz istenecek. İsterseniz uygulama üzerinden gösterebilirsiniz telefonunuzdan. İsterseniz ekran resmi çekip gösterebilirsiniz. İsterseniz de çıktısını alıp gösterebilirsiniz. Kanada'ya gelen her kişi günlükte rapor vermek zorunda. Önce karantina için verdiğiniz adrese ulaştığınızı bildirmek zorundasınız ve bunu Kanada'ya girişinizi takip eden 48 saat içinde yapmanız gerekiyor. Ayrıca her gün COVID-19 belirtilerini içeren o öz değerlendirme dediğim self assessment'ı yapmanızı da bekliyor Kanada hükümeti. Eğer ilk raporlamanızı yapmazsanız yani ben adrese geldim demezseniz halk sağlığı birimlerinden telefonla ya da verdiğiniz adrese gelerek kontrol yapılır diyor Kanada hükümeti. Bu uygulama ile ilgili linki hem YouTube'da haberin açıklama bölümünde hem de Turkish Voice of Canada Facebook sayfasında paylaşacağım. Bu arada işyerlerine yönelik Federal Kira Yardımı programının başvuruları bugün başladı tekrarlamak istiyorum. Doğrudan kiracıya yapılacak olan bu yardım, kiranın ya da ticari mortgage faizinin %65'ine kadar destek sağlayacak. Bu program emlak vergisi ve sigortayı da kapsıyor. 27 Eylül tarihinde yani geriye dönük işleyebilecek. İşletmeniz COVID-19 nedeniyle kapandıysa ya da işletme gelirinde kanunda belirlenen düzeyin üstünde bir düşüş yaşandıysa ekstra bir %25'lik yardım daha almanız mümkün. Yani kiranın %95'ine varan bir federal hükümet desteği için işte bugün kapılar açıldı not alın. YouTube'da Turkish Voice of Canada'nın da abonesi olduğunuzu umuyorum. Kanada akça aç bültenlerini, röportajlarımı kaçırmamak, hem hızlı haberdar olmak hem de farklı, önemli konularda söyleşileri izleyerek bilginizi ve tartışma alanlarınızı genişletmek elinizde. Ve yayınlarımın içeriğini genişletmek. Sürdürülebilirliğini sağlamak, teknik tek altyapımızı kuvvetlendirmek, sizinle daha çok sık sık bir arada olabilmek için abone destekçisi olmanızı bekliyorum. Web sitemizde Destek sekmesine gider misiniz? Türkçe haberdar olmanız için ben buradayım. Siz de yanımda olun. Ben Yürek Çakır. Esen kalın.